Ceyda'cığım şimdi bizim toplum çok öfkeli. Çok. Ee, yani şu pandemiden sonra zaten bu öfke şiddet tüm dünyaya yayıldı. İnsan ruhunun şöyle bir özelliği vardır Ceyda. Bizler en kolay bize en çok benzeyen insanlarla ilişki kurarız. Hı hı. Ve çeşitlilik ve farklılık bizi korkutur ve onlardan hep uzak dururuz. Şimdi bizim toplumumuzda bu kopmalar başladı. Halbuki biz birbirine çok tutkun bir toplumduk. Ve ben tekrar oraya döneceğim bize çok inananlardan biriyim. Çünkü bizim kökümüz o. Evet. Bu kopuşla birlikte yani kopmak ne demek? Ben onu anlamıyorum. Onunla empati yapamıyorum. O da beni anlamıyor. Şimdi anlamayınca Halinden tavrından yok bu kötü bu beni sevmiyor bu beni hep eleştiriyor bu bana kötülük gelir bundan işte hakaret gelir şiddet gelir şimdi böyle deyince herkes gardını almaya başlıyor ve en küçük bir kıvılcım büyük yangınlara sebep oluyor İşte yol verdim vermedin adam öldürüyor İşte bana vardı bilmem ne kadar borcun ne kadar küçük paralar ya da Vay sen benim namusuma dokundun. Bence o kadınların çoğu o kadar günahsız ki çok... bir güvensizlik, bir beni beğenmiyor. İşte benimle ilgili kötü şeyler düşünüyor, beni çok eleştiriyor, aşağılıyor gibi e, hiç de gerçek olmayan e, yanlış empatiler kurduk ve bu da toplumda Başka sorunlarımız var. Metropol'de yaşamak bile başlı başına bir stres zaten. Biraz da burada stresin altını çizmek istiyorum. Yani stres şu demek. Biz dünyaya geldiğimizde yaşamak üzere programlanıp geliyoruz. Ve hayatta kalabilmeye karşı bizde bir takım programlar var. Aman tedbir al senin hayatın tehlikede. E şimdi sadece metropolde yaşamak bile bizi böyle bir şeye sokuyor. Evet. Aman başıma bir iş gelmesin, aman trafikte bir şey olmayayım. Akşam haberleri seyrediyoruz mesela o onu öldürmüş. Böyle bir kaza olmuş ve bunları izlerken, görürken, duyarken zihnimizde şöyle bir program devreye giriyor. Prova yapıyoruz içimizden. Ay ya benim başıma da gelirse böyle bir şey. Ya ben de böyle olursam? İşte o provanın adı stres. Ve böylece stres dozu da yükseliyor. Bütün hastalıkların da sebebi bu. Ve bununla birlikte işte biz şiddete de eğilimli oluyoruz. Kavgaya, gürültüye, moraller bozuluyor. Ve ne biz kendimizi huzurlu hissedebiliyoruz ne karşıda, karşıdaki kişi. Ve bizim toplumumuz inanın e, mutluluk değil huzuru arar. Bizler mutluluk olsa da olur, olmasa da olur. Çünkü mutluluk zaten bir konar, bir kalkar. Sürekli bir duygu değildir. Ama huzur bizim için çok önemlidir. Doğu toplumları için. Ve biz hele bizim ülkemiz insanları... Ya işte çok şükür e, iyiyim, yani huzurluyum. Biz huzur ve sükunet isteriz. Ve bununla biz yaşamayı çok severiz. Şimdi biz birbirimize bu huzurları bozuyoruz. Halbuki hepimizin amacı bu. Ve ne kadar yakın ilişkiler, dostane ilişkiler kurarsak bizim hem bedensel hem ruhsal sağlığımız o kadar iyi olur. İnanın e, ölüm bile daha böyle bu şiddetler falan bizlere de ölümü daha yakınlaştırıyor. Biz hep beraber ne kadar huzurlu olabilirsek o kadar güzel yaşarız yaşadığımız içimize siner ve o kadar sağlıklı yaşarız. Bu mesela kanserler, maserler var mıydı canım eskiden? Böyle hastalıklar yoktu. İşte bunlar bu streslerin ve birbirimize de yüklüyoruz daha da fazla. Bunları biz bir geri alabilsek toplum olarak bu konuyu ciddiye almalıyız. Bu hepimizin evine huzur getirir, bizim ruhlarımıza huzur getirir.